Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme bi hubbi zatike tahassanna ya Allah. La ilahe illallah. Seyyiduna Muhammedur Resulullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kadâ rabbuke ellâ ta'budu illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânâ. İmma yebluğanna indekel kibara ehaduhuma ev kilahuma fela tekullehuma üffin ve la tenherhuma ve kullehuma kavlen kerima vahfiz lehuma cenaha zülli minel rahmeti ve kurrabbirhamhuma kema rabbeyani sagira. Sadakallahul azim ve belleğana rasuluhun nebiyyül kerim ve nahnu ala ma kâle hâlikuna ve râzikuna ve mevlana mineşşâhidîne şâkirîne bi kalbin selim. Sevgili kardeşlerim, aziz müminler, içerisinde bulunduğumuz mübarek Recep-i Şerif'in 17. gününde bulunuyoruz. 1444 Hicri yılının Recep ayında. 10 gün sonra Allah nasip ederse İkinci Miraç kandili olan Miraç kandiliyle karşılaşmış, buluşmuş olacağız. Sevgili kardeşlerim, ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere bugünkü vaazımızın konusu ana baba hakkında olacaktır. Sebebi hayatımız olan anne ve babaya büyük bir sevgi ve saygı beslenmesi, onlara itaat edilmesi gerekir. Onlar bin bir zahmet ve meşakkatle evlatlarını meydana getiriyorlar, büyütüyorlar. Sonra da evlatlarından saygı bekliyorlar. Anasına, babasına saygı gösteren, itaat eden evlatlar da kendileri büyüdükten sonra evlatlarından sevgi, saygı gösterecekler, göreceklerdir. Sevgili kardeşlerim, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ana baba hakkında 3-4 tane ayet-i kerime var. Bunlardan birisi İsra Sure-i Celilesi'nin 23 ve 24. ayet-i kerimeleridir. Kutsal kitabımızın 283. sayfasında mezkurdur. Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde buyuruyorlar ki, Bismillah. Ve kadâ rabbüke ellâ tâbudû illâ iyyâh. Habib-i Ekrem'ine hitaben Rabbimiz buyuruyor ki, ancak Allah'a ibadet et. Allah'ın hükmü, Rabbine ibadet et. Ve bil vâlideyn ihsâna, annene babana saygılı ol. Sevgili kardeşlerim, Resulullah Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın hitab-ı ilahisi bütün Müslümanlara şamildir. Muhammed ümmetinden olan her insana ilahi emir şamildir. Onları da etkiler. Allah'a ibadete hükmetti Rabbin. Ondan sonra da anaya babaya iyilik etmeyi emrediyor, hükmediyor. Onlardan biri veya ikisi senin yanında iseler, onlara sakın üf deme, aman deme, bıkkınlık gösterme, onları horlama. Ve kullehuma kavlen kerima, onlara kavli kerim, tatlı sözlerle hitap et. Anacığım, babacığım gibi onların kalbini okşayan,
kalbini sevindiren cümlelerle, sözlerle hitap et. Bismillah. Vahfiz lehuma cenaha zülli minel rahmeti ve kur rabbir hamhuma kema rabbeyanı sagira. Bu da bir duadır. Allah'ım, onlar beni şefkat ve merhamet kanatlarıyla nasıl kollayıp büyüttülerse, baktılarsa, sen de onlara rahmetinle muamele eyle. Rahmet kanatların altında, mecazi bir ifade, onlara sevgiyle, muhabbetinle, rızan ile onları koru ya Rabbi. Onlar beni nasıl şefkat ve merhametleriyle meydana getirip büyüttülerse. Evet, ayet-i kerime böyle. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ana baba hakkında muhtelif hadis-i şeriflerle evlatları ikaz etmiştir. Bunlardan biri Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın hadis-i şerifinde görüyoruz. Diyor ki Ebu Hüreyre, "Kale racülün ya Resulallah." Biri geldi, dedi ki ya Resulallah, "Men ehakkun nasi bi husnu sahabeti." İnsanlar arasında ilk planda saygı ve sevgi göstereceğim insan kimdir? Evet, insan hakları arasında, insanlar arasında ilk önce saygıya hak sahibi olanlar kimdir ya Resulallah? Resulullah Efendimiz de kale buyurdular ki ümmüke, anamdır. Sonra gelen adam tekrar sordu. Sonra kimdir ya Resulallah? Resulullah Efendimiz yine ümmüke, anamdır buyurdular. Soran adam üçüncü defa sordu. Sonra kimdir sevgime, saygıma layık olan ya Resulallah? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam yine anandır buyurdular. Üç defa ard arda anandır, anandır, anandır buyurdular. Sümme, sonra kimdir ya Resulallah diyene, sümme ebuke, sonra baban layıktır buyurdular. Muhaddisler bu hadis-i şerife dayanarak ana hakkının baba hakkından üç kat ağır olduğu zikredilmekte, ifade edilmektedir. Hadis-i şerif ona işaret ediyor. Bir insana anasıyla babası aynı anda hitap ederek çağırsa, ilk önce anasının çağrısına koşması lazım. Ana hakkı. Evet sevgili müminler, Kur'an-ı Kerim ve Furkan-ı Hakim'de Lokman suresinin 14. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَالْوَالِدَيْكِ اِلَيْكِ الْمَصِيرِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Biz insana anasına saygı göstermesini, hürmet etmesini tavsiye ettik. Vasiyet ettik. Allah'ın tavsiyesi ilahi bir emirdir. Hamelethu ummuhu vehnen ala vehnin. Annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımış ve doğurmuştur. Ve fisaluhu fi ameyn. Sütten ayrılması da 2 yıl içindedir. 2 yıl annesinden süt emme hakkına sahiptir doğan bebek, yavrucak. Ayet-i kerimede devamında Cenab-ı Hak enişkürli velivalideyk, önce bana şükret, sonra da anana babana şükret. İleyyel masir, dönüşünüz banadır buyuruyor Cenab-ı Hak. Şükrün ilki Mevla'ya, sonra anaya ve babayadır. Sevgili müminler, Kur'an-ı Kerim'de okuduğum iki ayet celleden de anlaşılacak göre
Valideyk, valideyn kelimeleri, valide aslında ana demek, anne demek. Valideyn iki anne demek. Ama burada valideyn'den murat ana ile baba kastedilmektedir. Valideyn. Cenab-ı Allah ana ile babayı kullarına hitap, saygı için davet ederken ana kelimesiyle tercihi de ana hakkının elbette ki üstün olduğunun işaretidir. Evet sevgili müminler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Mes'ud'un bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İbni Mes'ud, Abdullah İbni Mes'ud Se'eltü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'e sual ettim. Eyyül ameli eftal. Ya Resulallah, hangi amel daha eftaldir? Amel ibadet de, hayır iş de, iyi söz de, iyi davranış de, hangi amel, hangi iş daha eftaldir şu fani dünyada diye sordum diyor Abdullah İbni Mes'ud. Kale buyurdular ki Resulullah Efendimiz Es-salatu li vaktiha, vaktinde kılınan namaz, ibadetlerin, kulların Allah'a karşı mükellef oldukları ibadette en eftal olanı namazdır. Bir diğer hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz accilü bis-salati kablel-fevt ve accilü bit-tevbeti kablel-mevt buyurmuşlar. Vakti geçmeden namazınızı kılmaya acele edin. Ölüm gelmeden önce tevbe etmeye de acele edin. Kılınan namazlar dergah-ı izzette Allah'ın lütfuyla kabul edilir. Vakti girmiş olan bir namaz önce kılınsa da, ortada kılınsa da, son vakitte kılınsa da kul görevini yapmış olur. Ama fazilet itibariyle namazın ilk vakitlerde kılınması eftal olduğunu öğreniyoruz. Abdullah İbni Mesud kultü sümme eyyü, sonra hangi amel eftaldir buyurdular. Kal buyurdu Resulullah Efendimiz birrül valideyn, anaya babaya iyilik etmek. Görülüyor ki sevgili müminler, Allah'a ibadetten, Allah'a itaatten sonra anaya babaya itaat, hürmet beslemek geliyor. Kultü sümme eyyü ya Resulallah, sonra hangi amel eftaldir buyurdu, söyledim. Kale buyurdular ki el cihadu fi sebilillah, Allah yolunda kutsal dava için, mukaddes davalar için savaşmaktır, cihad etmektir buyurdular. Görülüyor ki sevgili müminler, gerek Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, gerek hadis-i şeriflerin birçoğunda Resulullah Efendimiz anaya babaya hürmet ve saygı gösterilmesini emretmekte. Allah-u Zülcelal kendi hakkından sonra ana baba hakkını zikrettiğine göre bu hakkın muhakkak kutsal bir hak olduğu anlaşılmaktadır. Sevgili kardeşlerim, aziz müminler, babaya dinen bağlı olan hayırlı evlatlar Cenab-ı Allah'ın büyük rızasına, memnuniyetine nail olacaklardır. Onlara Cenab-ı Hak, yani mümin bir babaya iman bağıyla bağlı olan evlatlar babalarıyla beraber ebedi hayatta, ahiret hayatında Cenab-ı Hak onları cennete koyacağını, anasına babasına dahil olmak üzere babalarıyla beraber cennete gireceklerini ayet-i kerimelerinde beyan ediyor.
Mesela Ra'd suresinde 23. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Cennetu adnin yedhulûneha. Adin cennetine dahil olurlar, konulurlar. Adin cenneti 8 cennetin en üstünü, en güzeli, en şereflisi, en mübareği. 8 cennetten Adin cenneti. Firdevs cenneti var. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'de zikredilen muhtelif cennetlerden Adin cenneti en yüksek makama sahip bir cennettir. Bu cennete girme hakkını elde eden müminler o cennetten Allah-u Zülcelal'in cemalini görme hakkına da sahip olacaklardır. Cennetin en büyük nimeti herkes iman derecesine göre görecekler. Adin cennetine girenler cennetlere, cennetteki, cennetlerdeki en yüksek nimet ve en feyizli, en zevkli şey Allah-u Zülcelal'in cemali ba kemalini görme yüceliğine nail olacaklardır. Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ babalarından salih olan evlatlar اَزْوَاجِهِمْ eşlerinden وَزُرِّيَاتِهِمْ çocuklarından salih olanlar cennete gireceklerdir. Evet, babalarından, eşlerinden, zürriyetlerinden nefsini ıslah etmiş, mümin olmuş, iman bağıyla mümin babasına tabi olan evlatlar, gerek erkek çocuğu, gerek kız çocuğu evlatlar deyince her ikisini de kastediyoruz. Tekrar edeyim. İman bağıyla iman etmiş, ibadetinde olmuş, haramı helalı bilen bir evlat. O evlat iman sahibi babaya tabi olmuş. Ona saygı göstermiş. Ona bakmış, ona itaat etmiş. Saygıda kusur etmemiş o evlatlar babaların ve eşlerin ve zürriyetlerin ile beraber Allah-u Zülcelal onları Adin cennetine koyacaktır. Vel melâiketü yedhulûne aleyhim min külli bâb. Her kapıdan onların yanına melekler koşacaklar. Diyecekler ki selamun aleyküm bimâ sabertüm. Selam olsun sizlere. Dünya hayatında anaya babaya saygıda kusur etmediniz. İbadetlerde çektiğiniz sıkıntıların neticesinde sabrettiniz. Evet sevgili müminler, anaya babaya bakmak, normal olarak iyi hallerinde güzel de, hastalığında, ihtiyarlığında onlara bakmak her evlada nasip olmuyor. Çekilen sıkıntılar dolayısıyla sabrediyor. İşte sizin sabrınıza karşılık Allah-u Zülcelal size Adin cennetini nasip etti diye melekler koşarlar onların yanına. Fenime ukbeddar. Dünya yurdunun sonu cennet ne güzeldir. Ne güzeldir. Elbette bundan daha güzel bir şey yoktur. Dünya hayatında, ailelerde, sevgili müminler, maalesef günden güne aile huzurları kaybedilmekte. Evlatlar analarını, babalarını tanımaz oldular. Anne ve babaların ızdırabı bu bakımdan sonsuzdur. Babanın gündüz gece çektiği çileler neticesinde saygı göreceği evladı kendisine itaat etmiyor. Kumar parası için anasını babasını öldüren bedbahtlar var. Sevgili müminler,
Dünyada anaya babaya bakarak çekilen sıkıntılar sebebiyle Allah-u Zülcelal onları cennete, Adin cennetine koyduğu zaman melekler onların yanına koşacaklar. Selam size, ne büyük mutluluk, saadetle kalın, ebediyen burada kalacaksınız gibi iltifatlarla muhatap olacaklar. Kur'an-ı Kerim'in bu konuda bir ikinci ayeti kerimesini not ettim. Tur suresinde 21. ayet. Kur'an-ı Kerim'in 523. sayfasında. Estağfirullah, bismillah. Vellezine amenu vettebaathum zürriyetuhum biimanin elhakna bihim zürriyetuhum ve ma eletnahum min amelihim min şeyin küllüm ri'im bima kesebe rehin. Sadakallahül azim. İman eden ve soylarından gelenler de imanda kendilerine tabi olan evlatlar, mümin babaya iman bağı ile bağlı olan evlatlar, İşte biz onların nesillerini de kendilerine kattık diyor Cenab-ı Hak. Vettebaatum, onlara kattık. İman sahibi babalar cennete girince onlara tabi oldular. Zürriyetuhum, imanın, imanlı evlatlar, amel sahibi evlatlar da mümin babalarıyla cennete girecekler. Ayet-i kerimenin son şıkkında bir ifade var. Yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki küllüm ri'im bima kesebe rehin. Her insanın, herkes kazandıklarının karşılığında ipotek altındadır. Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kulların yaptıkları karşısında rehin, ipotek olduklarını bildiriyor. Bu ayet-i kerimede olduğu gibi. Herkes kazandıklarına karşı ipotek altındadır. İyi amelle Allah'ın huzuruna varanlar ipoteklerini çözerler. İmansız, ibadetsiz Allah'ın huzuruna varanlar ipoteğini çözemedikleri için cezaya mahkum olurlar. Evet sevgili müminler, ipotek artık günümüzde izah edilemeyecek, anlaşılamayacak bir kelime değil. Herkes Cenab-ı Allah'ın kullarından kazandıklarına karşı, yaptıklarına karşı. Mesela bir zengin düşünelim. Cenab-ı Hak hazine-i keriminden ona zenginlik lütfetmiş, mal mülk vermiş. Elbette bir noktaya gelince bu zenginlikte zekatın verilmesi gerekir. %2,5 malından zekat verecek. Ama muhteris olan insanlar bu zekatlarını vermiyorlar. Zekatlarını vermeyen insanlar ipotek altındadır. Zekatlarını verirlerse ipotekleri çözülür. Vermezlerse Allah katında azaba mahkum olurlar. Bu şıktan sizlere ipoteği arz etme gayreti içerisinde oldum. Sevgili kardeşlerim, konuyla yakından ilgili olan bir ayet-i kerime daha var. Aziz müminler, Gafir Mümin suresinde 8. ayet-i kerime, Kur'an-ı Kerim'in 467. sayfasında Yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki, Rabben, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena ve edhilhum cennati adnin elleti ve attehum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyetihim inneke entel azizül hakim. Ey Allah'ım, ve edhilhum cennati adnin, Rabbimiz onları da onların atalarından, zevcelerinden, eşlerinden, nesillerinden iyi olanlarla
kendilerine vaat ettiğin Adin cennetine koy Allah'ım. Adin cenneti yine mümin babaların, kendilerine tabi olan mümin evlatların dahil olacakları ulvi ve kutsi bir makam Adin cenneti. İki ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak Adin cennetinin bunlara bu gibi müminler, mümin babanın, mümin evlatları babalarıyla beraber Adin cennetinde olacaklardır. Şu fani dünyada Allah'a karşı kulluk görevini yerine getiren, peygambere karşı sünnet-i nebeviyeyi hakkıyla yerine getiren, gerçek ümmet olma bahtiyarlığını elde edenler, şu fani dünyada çekilen çilelerin neticesini ahirette huzur-u ilahide Cenab-ı Hakk'ın rızası ile karşılaşacaklardır. Sevgili müminler, konuyla yakından ilgili olan meşhur bir fıkra daha var. Bir hadise. Büyük peygamberlerden Musa aleyhisselam, Kelimullah, Allah'la konuşan bir peygamber. İnsan ya bir gün Cenab-ı Hakk'a yalvararak, "Ya Rabbi, cennette benim komşum kim olacak?" diye Allah Zülcelal'den öğrenmek istemiş. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona vermiş olduğu bir adrese giden Hazreti Musa Kelimullah bir kasapla karşılaşıyor. Ona selam verip ona misafir olmayı teklif ediyor. Kasap da kabul ediyor. "İşlerimi toparlayayım, biraz bekle gidelim," diyor. Toparlıyor işlerini, kasapla beraber Musa Kelimullah kasabın evine misafir oluyor. Musa Kelimullah niçin benim cennette nasıl komşum olmuş diye onun yaptıklarını dikkatle takip ediyor. Eve girilince bir köşede duran büyük bir zembilin içerisinde çok ama çok yaşlı bir kadın. Onu açıyor, onun için hazırladığı yemeğini kendisine, annesine yediriyor. Sonra elini, ağzını siliyor. Kadın sonunda dudaklarıyla birkaç kelam ediyor. Sonra annesinin altını temizleyerek, temizlediği, karnını doyurduğu anasını yine sepetin içerisinde köşeye bırakıyor. Musa Kelimullah bu kasaba soruyor. Diyor ki, "Bu kimdir?" Kasap diyor ki, "O benim anamdır. Yaşlı bir anam. Benden başka kimsesi yok." "Peki," diyor, "yedirdiğin yemekten sonra dili bir şeyler söylüyordu. Ne diyordu?" deyince kasap cevap veriyor. "Anam her zaman bana yedirdiğim yemek neticesinde, ya Rabbi, benim oğlumu Musa peygambere cennette arkadaş eyle diye dua ediyor." Evet sevgili müminler, anaların babaların duası alınırsa, onlar memnun edilirse, onların Allah katında kabul olan dualar evlatlar için çok büyük bir mertebeye sebep olur. Cenab-ı Allah sağ olan anne ve babalarımıza bakmayı cümlemize nasip eylesin. Şayet ölmüşlerse onların arkasından bol bol dua ederek, hayır hasenat yaparak onların da Allah katında ilahi affa mazhar olmaları için dua etmemiz gerekir. Allah ölmüş olan anne babalarımıza gani gani rahmet eylesin. Taksiratını, kusurlarını affı mağfiret eylesin. Yüce Rabbimiz cümle ümmet-i Muhammed'in evlatlarını görünür görünmez kaza, bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun ve selamun alel mürselin velhamdüleke ya Rabbel alemin. Bi hurmeti sırrı suretil Fatiha.